Merhaba arkadaşlar, ben Mustafa Dinçdemir. Dizgi Akademi'nin eğitim videolarında Medeniyet dersiyle birlikte olacağız. Bu derste genel itibariyle kullanacağımız kaynaklar şu masada gördüğünüz kaynaklar olacak. Ders takibinde tahtada gördüğünüz tabloları içeren tabloların bulunduğu ders takip kaynağımız tablomatik ders notları. Biliyorsunuz medeni hukuk özel hukuk ilişkilerini içerir. Yani size beni anlatır. E sizin benim hayatta ve hayata ilişkin davranış ve durumlarımızı anlatmak için bol örnek kullanacağız. İşte o ders notlarını bol örneklerle çeşitlendirdiğimiz sınavlara hazırlıkta önemli yardımcı olacak. Yargış ders notları da yine ders takibi için ikinci kaynağımız olacak. Peki bu derslerde gördüğümüz konuları pekiştirmek istersek, kendimizi sınamak istersek orada da kullanacağımız temel kaynağımız Yargıç Özgün Soru Bankası olacak. Peki bizim ön açıcı rehberimiz, temel anahtarımız ne olacak bu sınavlara hazırlanırken? Yargıç çıkmış soru bankaları olacak. Detaylı çözümlü olan bu soru bankalarında biz birkaç şey edinmiş olacağız. Öncelikle ÖSYM'nin formatını öğrenmiş olacağız. ÖSYM hangi konular münvalinde soru soruyor? Dili nasıldır? Bunları görmüş olacağız. Çıkmış sorular çıkacakların aynasıdır. Bu anlamda temel rehberimiz olacak. E onunla beraber oradaki gördüğümüz soruları pekiştirmek ve konuları öğrenmek için de yargıç özgün soru bankasını çözmemiz bizim için faydalı olacaktır. Bu dersimizde ne yapacağız? Bu dersimizde biz temel kaynağımız olan Medeni Kanun'un kısımlarını inceleyeceğiz. Aslında dersimize ilişkin bir harita oluşturacağız. Dilerseniz şimdi bu haritayı incelemek üzere dersimize başlayalım arkadaşlar Merhaba arkadaşlar medeni hukukun temel kaynağı 4721 sayılı Türk medeni kanunu Peki bu kanun ne ifade eder şimdi medeni hukuk niteliği itibariyle özel hukukun en geniş kapsamlı dalıdır Hatta çoğu zaman özel hukukun yerine kullanılır Çünkü medeni hukuk bir insanın doğumunu bırakın doğumunu ana rahmine düşmesinden ölümüne kadar ki hal durum ve ilişkilerini düzenler bu anlamda bir hukuk fakültesinde bu ders 3 sene boyunca veriliyor. İşte birinci sınıfta kişiler hukuku, başlangıç hükümleri kısmıyla veriliyor arkadaşlar. Aile hukuku da bunun kapsamına giriyor. 3. sınıfta eşya hukuku olarak veriliyor. Son sınıfta miras hukuku olarak veriliyor. Genel itibariyle Türkiye'de fakültelerde böyle. Bu anlamda bir hukuk fakültesinin temel taşını oluşturan ders olması özelliği de taşır. Peki bu kanun temelinde ne hangi bölümlerden oluşur? 4 bölüm temel olarak bizim kitabımız kabul edilir. 5 bölüm 4 kitaptan oluşur. Bu 5 bölüm 4 kitabın başlangıcı ilk 7 maddelik kısım. Yani başlangıç hükümlere bu hükümler arkadaşlar bütün özel hukuk ilişkilerine uygulanır. Yani burada borçlar hukukunda da, ticaret hukukunda da buradaki hükümleri görebilirsiniz. Bu başlangıç hükümleri yani ilk 7 maddelik kısım ticaret hukuku, borçlar hukuku gibi özel hukukun diğer alanlarına da uygulanır. Nelerden bahsedilir burada? Biraz başlangıçta bu dersin ve kanunu tanıtımını yapalım. Yani burada yapacağımız şey aslında dersin haritasını çizmek. Biz bu derste ne göreceğiz? Dersin konuların kapsamı nedir? Sınavlarda bu kısımlar da soru olarak gelebiliyor. Mesela bazen sınav sorularında şöyle diyor. Aşağıdakilerden hangisi aile hukukunun konusunun kapsamına girmez diyor. Peki başlangıç günlerinde ilk yeni maddelik kısmımız düzenlenir. Nedir bu da anlatılan şeyler? Hukukun uygulanması ve hukukun kaynakları. Yani burada anlatılan şey şu olacak. Hakim önüne bir somut uyuşmazlık geldiğinde ne yapmalı? Nasıl karar vermeli? Kararını verirken kaynakları, temel alacağı unsurlar neler? Burada genel itibariyle kanun birinci maddesinde hukukun uygulanması, kanunun bir somut olaya uygulanmasının nasıl olması gerektiğini anlatır. İkinci madde dürüst davranma maddesi. Şimdi dürüstlük genel itibariyle hakkın kullanması ve borçların yerine getirilmesindeki temel ilkemizdir bizim. Dürüstlük kavramından bahsedeceğiz. Yani dürüstlükten kastedilen şey ne olacak? Amacına, usulüne, uygun davranmaktır. Yani dürüstlük kavramı genel itibariyle borç ilişkisinde de ticari ilişkilerde de bizim için temel referansımız olacak. Biz de temel kavramları anlatırken bundan bahsedeceğiz. Yine hakkın kazanılmasındaki temel kaynağımız olan iyi niyet yine başlangıç hükümlerinde düzenlenmektedir. Hakim genel itibariyle bir robot değildir. Bu robot olmaması sebebiyle somut olayın özelliğine göre hakkaniyetli bir şekilde karar vermesi gerekir. İşte kanunun hakimi bu hakkaniyet çerçevesinde hareket edebileceği halin düzenlendiği kısımsa hakimin takdir yetkisidir. Bir de kişiler sonuç itibariyle bir uyuşmazlık yaşadıklarında, bir dava açtıklarında bir iddiada bulunurlar. E bu iddialarını nasıl ispatlayacaklar? İspat yükümlülüğü genel itibariyle kimdedir? İspat araçları nelerdir? Bunlar da ispat yükü ve resmi belgelerle ispat hükümlerinde düzenlenmiştir. Genel itibariyle bu ilk 7 maddelik kısım başlangıç hükümleri ayrı bir kitap olarak değil de bir bölüm olarak düzenlenir. Peki güzel kardeşlerim. Bunun yanında bizim dört kitap dediğimiz medeni kanunu oluşturan kısımlarda ilk kitabımız hangisidir? Kişiler hukuku. Kişiyi anlatır. Yani seni anlatır, beni anlatır. Bu anlamda kişiler gerçek kişiler ve tüzel kişiler olarak ikiye ayrılır. Hak ve borç sahibi olabilen varlık olan kişiler de gerçek kişiler insanlar. Biz burada bundan bahsedeceğiz. İnsanların kişiliği nasıl başlar, kişilik nasıl sona erer, efendim bizim kişi olarak sahip olabileceğimiz haklar nelerdir, hangi hakları nasıl kullanabiliriz, hakları kullanırken bir izne ihtiyaç duyar mıyız, bununla birlikte bizim adımız, soyadımız, bizim yerleşim yerimiz nasıl düzenlenir, kişiliğimize dair haklarımız nelerdir bunların tamamı gerçek kişilerde anlatacağımız kısım olacak. Bir de gerçek kişiler gibi hak ve borç sahibi olabilen kişi ve mal toplulukları var. Medeni kanunun bu ilişkin düzenlemesi tüzel kişilerde olur. Dolayısıyla kişiler hukukunda biz gerçek kişiler ve tüzel kişiler olarak ikiye ayıracağız. Tüzel kişilerde de Medeni Kanun'da düzenlenen iki tüzel kişi olan dernekleri ve vakıfları anlatacağız. Şimdi birçok tüzel kişi var. Şirketler var, partiler var, esnaf sanatkar odaları var ama bunların her birinin ayrı kanun olmasına ve hatta derneklere ve vakıflara ilişkin ayrı kanunlar olmasına rağmen bunlar ayrıca Medeni Kanun'da düzenlenmiş. Sınavlarda da sorusu gelir. Biz bunlardan da bahsedeceğiz. E şimdi güzel kardeşim sen doğdun. ile alakalı? Kişiler hukukuyla alakalı. Efendim işte hak sahibi varlık oldun. Sen büyüdün. Kendi başına işlem yapabilecek varlık haline geldin. E ondan sonra ne hangi aşamaya geliyorsun? Artık bir hayat kurayım diyorsun. Kanun da bu sırayla gidiyor. Kanun da ne diyor? Burada aile hukukuna geçiyor kişiler hukukundan sonra. Aileyi kurmak için ilk yapılan şey ne? Nişanlanma. Medeni kanunda Aile okul kısmı nişanlanmayla 118. madde ile 122. madde arasında bu nişanlanma hükümleri düzenleniyor. Bazen soruyorlar diyorlar işte evlenmek için nişanlanmak zorunlu mu? Zorunlu. Ama hocam yapmadan gidip evlensek ya yani nişanlanma o evlenmeye karar verme halini ifade ediyor. İşte nişanlanmayla başlayacağız bir evliliği alacağız o evliliğin son ermesine kadar olan bütün hükümleri anlatacağız. Yani ne anlatacağız burada? Nişanlanacağız. Sonra evlenmeyi, evlenme ehliyetlerinden bahsedeceğiz. Evlenmenin şartlarından bahsedeceğiz. Bununla birlikte bir evlilik nasıl sona erer? Evliliğin geçersizlik halleri nedir? Ya da tarafların mahkeme kararıyla evliliği boşanma yoluyla sona erdirmeleri hangi sebeplere dayanmalıdır? Evlilik bitti. E ne olacak? En çok merak edilen mesele. Mallar ne olacak? Efendim, altınlar, düğünde takılan altınlar kimin olacak? Medeni kanunda bunun düzenlemesi var. Sonra evlendiğimizde çocuğumuz oldu. E bu çocukla bağ nasıl kurulur? Çocuk kimden oldu? Nasıl oldu? Bu çocuğa ilişkin düzenlemeler nasıl olacak? Çocuk senden değilse bu çocukla bağ nasıl kopacak? Anayla babayla çocuk arasındaki bağın oluşumu. Yani soy bağ ilişkisi. Bundan da bahsedilir aile hukukunda. Ve o ana babanın çocuk üzerindeki hakları olan velayet yani ana baba dışındakilerin küçük yere kısıtlı üzerine haklarını düzenleyen vesayet hakkı da yine arkadaşlar aile hukukunda düzenleniyor. Ey doğduk, yaşadık, evlendik, çocuk sahibi olduk. E arkadaşlar artık ne yapalım? Ölelim. E peki bir insan öldüğünde onun mal varlığı nasıl devrolur? Mirasçıları kimlerdir? Bir kişi ölmeden önce malları ile ilgili Tasarrufta bulunmuşsa bu tasarrufu nasıl yapar, vasiyetnameyi nasıl düzenler, miras sözleşmesini nasıl düzenler, bunlar nasıl iptal edilir, bunların çeşitleri nelerdir? Bunlar miras hukukunda ölme bağlı tasarrufta düzenleniyor. Miras mirasçılara nasıl geçer? Mirasçılar mirası nasıl paylaşır? Mirasın devlet tarafından paylaştırılması yani resmi tasfiye süreci nasıl olur? Başkalarında olan miras mallarımızı nasıl alırız? Miras sebebiyle istihkak davası dediğimiz davayı nasıl açarız? Vasiyetin iptaline, miras sözleşmesinin iptaline nasıl isteriz? Veyahut arkadaşlar bununla birlikte bir kişinin ölüm halinde o mal paylaşımındaki uyuşmazlıkları nasıl çözeriz? Miras bırakan bütün mal varlığıyla ilgili tasarruf edebilir mi? Bunlara ilişkin düzenlemeler de miras hukuk kısmında düzenlenmiştir. Ve son olarak hani derler ya mal canın yongasıdır. Bunun gibi arkadaşlar eşya kısmını da kanunun son kısmında düzenlenmiştir. Bu eşya hukuku öğrencilerin çok zorlandığı, gerçekten detaylı düzenlemesinin olduğu kısımdır. Çok ilginç değil mi ya? Yani bakın mesela kanunda Kişi kavramına ilişkin düzenlemeler yaklaşık 109 maddedir. Yani kişi sana dair düzenlemeler 109 madde. Ama kardeşim şurada bir bak bakalım. Yaklaşık 330 madde, 340 madde nereden düzenlenmiş? Eşya ilişkin düzenlenmiş. Yani kişiden çok kanunda mala ilişkin meselelerin sorun olacağını biliyor. Burada bir kişinin eşya üzerinde hakimiyet olan zilyetlik kavramı. Eşya üzerinde sahip olacağı haklara ilişkin düzenlemeler olan Aynı haklar ve taşınmaz ve taşınmaz ilişkin kayıtların düzenlendiği tapu siciline kanun koyucu ayrı bir başlık olarak düzenlenmiş. Eşya hukukunda temel olarak bu üç kısım düzenleniyor. Şimdi dersimizin temel haritasını içeren şu tahtada belirttiğimiz kısım medeni kanunun tamamını düzenliyor. Bizim de anlatacağımız genel olarak ders başlıkları, konular... Bu tahtadaki haritadan ibarettir. Bu haritayı beynimize kazımak gerekir. Niye? E çünkü güzel kardeşim, dersi bir bütün olarak anlayıp o bütünden özele ilerlemek için ve konuların kapsamını bilebilmemiz için bu haritayı bilmemiz önemli. Şimdi dersimizin ilk kısmı olan başlangıç hükümlerine geçelim isterseniz. Diğer derste görüşmek üzere.